Milli Eğitim Bakanlığı bir rapor hazırlattı kendisiyle ilgili ve o rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na zayıf not verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ders kitapları, aday öğretmen eğitimi ve öğrenci yurtları kapsamında toplam 12 ilde 130 devlet ilkokul ve ortaokulunda 3444'ü kadrolu toplam 30.542 öğretmen ve 19.188 öğrenci ile 16.754 veli ile görüşerek hazırlanmış bir inceleme bu, bir rapor. Milli Eğitim Bakanlığı kendi eğitimine 3 ayrı raporla zayıf karne verdi. Bir şekilde bunu gündeme getirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çok sayıda özel öğrenci yurdu incelendi bu raporda. Başkanlık raporunu yazdığında içler acısı bir durum da ortaya çıkmış oldu bir şekilde. Denetmenler ilk çalışma kapsamında ilkokul ve ortaokullarda ücretsiz ders kitaplarının beklentileri karşılama düzeyini inceledi. Çalışma 12 ilde 130 ilk ve ortaokulda yapıldı. Buna göre 4 öğrenciden 3'ü zaten bu eğitime güvenmiyor. Okullarda Türkçe, matematik, sınıf öğretmenliği gibi zümre öğretmenleriyle ve müdürlerle de görüşüldü. Rapora göre öğrencilerin 4'ünden 3'ü yardımcı kaynak kitap kullanıyor. Yine 100 öğrenciden 74'ü ders kitaplarını içerik olarak zayıf ve LGS'ye hazırlıkta yetersiz bulunuyor. Şimdi bu konuyu gündeme getireceğiz ancak bağlantımızı kurmak için tabii benim arkadaşlarıma bir numara iletmem lazım. Onun için biraz sizden izin istiyorum. Evet, arkadaş attı galiba. Evet. Şimdi size bu raporla ilgili biraz bilgi vereyim. Öğretmen eğitimlerinde problem çıkmasın diye evrak imzalatmış mesela. Aday öğretmenlerle ilgili mevcut uygulamalar ile danışman, öğretmen ve okul yönetimi üzerindeki etkileri araştırılmış. Bu eğitiminde kağıt üstünde baştan sağma hatta hiç verilmeden problem çıkmasın diye evrak imzalayarak geçiştirildiği söyleniyor. Ve şu şekilde tespitler var raporda. Onu bir özetleyelim önce o tespitleri. Yurt binalarının elektrik tesisatları yangın tehlikesine karşı yönetmeliğe uygun hale getirilmeli. Çünkü çok büyük eksikler var. Kurumlar bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenlerle ilgili yangınla ilgili yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Okullarda maalesef bunlar eksik deniyor. Yangın riski nedeniyle yurtların tümüne tek bir standart belirlenip acil kurumlara duyurulmalıdır deniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Diyanet, üniversite, belediye yurtları arasında eşgüdüm olması gerektiği söyleniyor. Bu eşgüdümün de eksik olduğu söyleniyor. Ve de aday öğretmenlerin adaylık dönemi ve asaleten atamaları sürecinde de büyük eksiklikler ve kayırmalar olduğu belirtiliyor. Alaaddin Bey, Alaaddin Dinçer. Eğitim Sen eski başkanı, ona bağlanacağız. Bu raporla ilgili biraz bilgi alacağız kendisiyle, kendisinden. Merhabalar Alaaddin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi bu raporu... Yeni yılınızı kutluyorum. Ben de. İzleyicilerinizin ve sizin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin yeni yılınızı kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz Babali TV olarak katkılarınızdan dolayı. Başından beri, kurulduğumuzdan beri sizin desteğiniz eksik değil gerçekten. Çok çok sağ olun. Rapora bakma imkanınız oldu mu ayrıntılı bir şekilde? Raporu basından ben de takip edebildim. Evet. Detaylarını, ayrıntılarını geniş biçimde bakanlık tam henüz alamadık ama basına yansıdığı kadarıyla muhtemelen önemli kısımları basına yansıdı ve oradan aldığımız bilgiler malumu ilan etmiş bakanlık. İlk izlenimlerinizi paylaşır mısınız bizimle raporla ilgili? İşin ilginç tarafı Milli Eğitim Bakanlığı bir rapor hazırlatıyor iç denetim birimine ve bu iç denetim birimi Milli Eğitim Bakanlığı'na zayıf not veriyor. Şimdi yeni bakan Sayın Selçuk bir dertten muzdarip
kendisiyle yaptığımız işlerde, temaslarda bütün aslında toplum, kamuoyu bunu biliyor, hükümet de biliyor. Mevcut eğitim bütçesinin yetersizliği. Bu bütçe rakamlarıyla ve bu bütçe olanaklarıyla buradan daha fazla ileri gitmemizin, yol almamızın olanağı olmadığı ifade ediliyor. Hem yatırım boyutuyla hem de diğer bütün yönleriyle. O nedenle var olan durumun ortaya çıkarılması belki bir kamuoyu oluşturmaya dönük bir çaba. Ama karnesi zayıfsa bakanlığın kendisine verdiği karne, evet, oturup şapkasını önüne koyup kendi değerlendirmesini kendisinin yapması gerekiyor. Tabii burada sadece bakanlıkla sınırlı tutmamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı defaten zaman zaman ve sürekli hatta eğitimde ve kültürde yetersiz olduklarını, yeterli seviyeye gelemediklerini ifade ediyor. İlk ağızlardan ifade edilen bu durumun bir raporla ortaya konmuş olması doğru, ama esas olan bu raporun sonuçlarının ortadan kaldıracak, yani olumsuzluklarını ortadan kaldıracak somut adımlar atılmasıdır. Yoksa durum, evet, analizlerini, durum tespitlerini hepimiz yapıyoruz. Doğru. Yani bunu en son yapacak olanın bakanlık olması gerekiyor. Evet. Hani çünkü sorunun çözümü de onlar var, ama zaten biz biliriz ki sorunu yaratanlar o sorunu çözme noktasında çok da beklenti içerisinde olmamak gerekiyor. Çünkü bu sorunun kaynağı ve bu sorunu yaratanlar mevcut politikalar. O nedenle asıl sorgulanması gereken bu ve doğrudur. Ne yurtların durumu uygundur barınmaya, hani çocukların özellikle barınmasına. Hele bu yurtlar bir de deprem tetkikine tabi tutulsa neler çıkacak ortaya bilemiyoruz. Şu anda İstanbul'da 5-10'da 9 büyüklüğünde bir deprem sonrası 29 okul kullanılamaz hale geldi ve bu okulların büyük bir bölümü 99 depremi sonrasında yapılmış okullar, bakın. Evet. Henüz daha bir çivi bile çakılmadı bu okullara. Bu okulların öğrencileri diğer okullara nakledildi. Sanki diğer okullar daha sağlanmış gibi. Sınıflarda üst üste çocuklar. Hatta sabah ilkokullar, öğleden sonra liseler ya da ortaokullar, öğleden sonra liseler biçiminde bir süreç işliyor. Öğretmen alanına ilişkin birçok proje ortaya konuyor. Özellikle aday öğretmenlik süreci ile ilgili ortaya konan çalışmalar. Bunlar da tam sağlıklı ve verimli sonuçlar üreten bir süreç ortaya koymuyor maalesef. Evet. Bakış açısı genel olarak yaklaşım bu eğitimlerin hani yasak savma babından yapılan eğitimler. Verilen tespitler zaten hakikaten de o şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iç denetim birimi çok gerçekçi şeylere değinmiş. Sonuçta tabii uygulayıp uygulamamak gene bakanlığa bağlı. Kitapların hacmi büyük ama içi boş diye de çok çarpıcı bir tespitte bulunmuş Sayın Dinçer. Mesela bu ders kitaplarının yetersiz olduğunu, LGS'ye uyumsuz olduğunu tespit ettiğini söylüyor. Türkçe kitaplarında dil bilgisi konuları kendi içinde aşamalı sırayı takip etmiyor diyor. Hacmi büyük, ağır ama içi boş olan kitaplar diye de böyle ciddi, çarpıcı da bir tespitte bulunmuş. Tabii burada katıldığım yanları var, katılmadığım yanları var. Katılmadığım yanları sistemi sınav endeksi, sınav merkezi olarak bakış açısıyla ele alınmak. Dolayısıyla ders kitaplarını da bu noktadan ele alıp yaklaşmak yanlış. Ama ders kitapları boş mu? Boş hakikaten. Ve zaten çocuklar şu anda okullarda büyük oranda yardımcı ders kitapları, kaynak kitaplarından ders yapıyorlar. Yani soru çözme tekniklerinin, yöntemlerinin ne kadar kısa sürede ne kadar çok soru çözebilir mi çalışıyorlar. Çalışıyor, evet. O nedenle kitapların birçoğunun kapağı bile açılmadan yıl sonunda belediyelerin kitap toplama kamyonlarıyla geri dönüşüm merkezlerine taşınıyor. Çok feci yani, bir şey söylüyorsunuz aslında, ne kadar kötü değil mi? Yani o daha kapağı açılmadan. Ama bu bugüne dair bir şey değil, geçmişten beri böyle. Tabii, doğru. Sınav merkezi yürütüldüğü sürece, özellikle bu standart merkezi sınavlar yapıldığı sürece geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Geçmişte parayla alıyorlardı, belki biraz daha itinayla çocuklar, aileler kullanıyorlardı kitapları. Şimdi parasız, ücretsiz olunca
Tıpkı tablet bilgisayarların başına gelen akıbet sürekli kitapların başına geliyor. Öğretmenlerin alınmasıyla ilgili de çarpıcı örnekler var. Onu da söyleyeyim de yorumunuzu isteyeyim sizden isterseniz Alaaddin Bey. Adaylık kaldırma sınavından sonra yapılan mülakatlar hukuken olumsuz sonuçlar doğuruyor ve bu tespit torpil iddiasını meşrulaştırıyor diye bir tespiti var iç denetim biriminin. Danışman öğretmen ile aday öğretmen birlikte yapması gereken çalışmaları yapmıyor. Öğretmen adayları eğitilmiyor ama belgeler bir problem çıkmasın diye eğitilmiş gibi dolduruluyor. Okul müdürleri ve danışman öğretmenler bu görevi angarya olarak görüp özen göstermiyorlar demiş. Öğretmenler 180 saatlik hizmet içi eğitimi bazılarını üniversitede zaten gördükleri için gereksiz buluyor diye de bir tespitte bulunmuş. Sonuçta herhalde sizin belki yıllardan beri dile getirdiğiniz bu sorunları bir şekilde kağıdın üstüne dökmüş bir Milli Eğitim Bakanlığı raporu okuyoruz biz. Şimdi bakın eskiden işte köy enstitüleri dönemini dışarıda tutarsak sonraki dönemde öğretmen okullarından öğretmen yetiştirilir. Yani kaynaktan gerçekten bu alanda yeterlilik ve yetenekleri olan çocuklar sınavlarla öğretmen okullarına alınırdı. Anadolu öğretmen liselerine dönüştürüldü. Şu anda ben bir YÖK program atlasını inceliyorum. Program atlasında baktığım alanlardan birisi sınıf öğretmenliği, bir diğeri de rehber öğretmenlik, psikolojik danışmanlık. Evet. Her iki alanda da Anadolu öğretmen lisesi çıkışlı öğrencilerin oranı neredeyse sıfır noktasında. Buradan bakıldığında kaynaklarını kuruttuğunuzda öğretmenliğin hani aşağıdan yukarıya doğru sadece eğitim fakültelerinde veya pedagojik formasyon vererek diğer fakültelerden, diğer programlardan mezun ettiğiniz gençleri atadığınızda maalesef yeterli bir öğretmenlik formasyonu, genel kültür birikimi, alan bilgisi tamamlanmadan mesleğe başlıyorlar. Mülakatlar da tam bunun kılıfı olmuş vaziyette. Gerçi Sayın Bakan bunu biraz düzeltmeye çalıştı. KPSS'nin yüksek alanların mülakat puanlarını da yüksek tutun diye bir talimat verdi. Ama yine de biz biliyoruz ki o komisyonlar tamamen siyasi ve özellikle hükümet yanlısı sendikal angajmanlar üzerinden oluşturuluyor. Ve ona göre bir takım tercihler kullanılıyor. Yani evet. Mülakat kadar subjektif bir sistem asla düşünülemez herhalde diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi, ama bunun ortadan kalkması için kesinlikle öğretmenlerin özellikle atandıktan sonra pedagojik formasyon ve diğer yeterliliklerini almak üzere bir akademi kurulması ve hatta dahi biz şeyi önerdik bakanlığa, eğitim Bilimleri Üniversitesi kurun dedik 3-5 merkezde. Evet. Bütün programları bu kurumların bünyesinde toplayın ve öğretmenler buradan hem orta öğretime hem ilk öğretime hem okul öncesine hem özel öğretime buradan yetiştirilsin ve buradan gelsinler dedik. Nasıl ki Sağlık Bilimleri Üniversitesi var, Sosyal Bilimler Üniversitesi var, Eğitim Bilimleri Üniversitesi de mutlaka kurulabilir, kurulmalı ve buradan hareketle öğretmen yetiştirme sistemi sil baştan yeniden düzenlenmeli diye düşünüyorum. Evet. Birkaç cümlede sizin meslektaşlarınızın başına gelen bir şeyden bahsedip sizin yorumunuzu isteyeceğim Alaaddin Bey. Çok kısaca çünkü vaktimizi epey aştık. Bu Van'ın Çatak ilçesindeki bir lisede erkek öğretmenin doğum günü olan kadın meslektaşına sarılması bir şekilde suç sayıldı. Ve hemen hemen bakıyoruz bütün kamu kurumları bunu suç saymış durumda. Okul müdürü uygunsuz bulduğu için idari soruşturma talep etti. İki öğretmene ceza çıktı. Valiliğin yaptığı açıklama ilginç, suç teşkil eden fiil olarak bir açıklaması var. Uygunsuz davranış diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri yapılan şikayet üzerine yaptıkları incelemede. Ve her ikisine de uzaklaştırma, başka okullarda görev verme ve maaştan kesme, maaşının kesilmesi gibi cezalar çıktı. Ne diyorsunuz bu meslektaşlarınızın başına şimdi gelen şeye? Olay Mayıs ayında gerçekleşiyor ve bugün kamuoyuna yansıyor ilginç bir biçimde. Evet. O nedenle tabii çarpıcı olan kısmı, kaymakamlığın bunu önemseyerek savcılığa da suç idari soruşturmanın ötesinde adli soruşturma açılması için suç duyurusunda
bulunuyor ama savcılık gayri ciddi olarak buluyor. Takipsizlik veriyor bu konuyla ilgili. Şimdi bu yaşam tarzlarına her alanda korkunç müdahaleler var. Evet. Özellikle okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ilişkilerine ciddi müdahaleler var ve bu bir münferit olay olmanın ötesinde süreklileşen, süreyenleşen bir olaylar dizini haline geldi. Hani iktidar her ne kadar insanların yaşam tarzlarına müdahale etmiyoruz dese de bunun gerçekten inanılırlığı ve güvenilirliği kalmıyor. Yani Van Valiliği'nin suç teşkil eden fiil olarak açıklaması bunu, yani çok vahim bir cümle değil mi? Yani iki insanın şimdi birbirine nereye sorumlu. Nasıl 657 sayılı devlet memurları kanununda o kadar geniş yorumlar ve tanımlar var ki idare bunu istediği biçime kılıfa uydurabilir, istediği şekle sokabilir. Ama asıl olan soruşturmayı yürüten muhakkiklerin, yani müfettişlerin ve bu soruşturmanın açılmasının talimatını veren kaymakamın, evet, ve evet, buna bağlı olarak öğretmenimizin birini il dışına, birini ilçe içerisinde başka okullara gönderen valiliğin tasarrufunu değerlendirmek ve ele almak gerekiyor. Evet. Okul müdürlerini biliyoruz yapısını. Hani evet, tabii olay nasıl şekillendi, nasıl vuku buldu, ne yaşandı tam olarak ayrıntılarıyla, detaylarıyla bilemiyoruz. Ama biz bildiğimiz bir gerçek var. Hayatımızın her alanındaki yaşam tarzlarımıza giderek müdahale eden bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Evet. Çok teşekkürler Alaaddin Bey. Büyük bir ihtimal önümüzdeki hafta bu konuyu çok daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Çünkü doğrusu canımızı sıkan bir durum. İki insanın sarılmasının kesinlikle fiili suç olarak gerekiyor. Zaten bizim eğitim sendikamız da açıklama bu yaptı. Takipçisi evet, konunun peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ve öğretmenler hemen ve derhal eski okullarına geri İade döndürülmeli edelim ve verilen bu idari cezalar hemen kaldırılmalıdır. Evet. Kesinlikle. Peki. Yargı süreçleri beklenmeden üstelik. Evet. Çok teşekkürler Alaaddin Dinçer. Sağ olun. Önemli görüşlerinizi, bilgilerinizi bize ilettiniz. Sağ olun, var olun.